İyi günler. Bugün size Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Pide hamurum için bir bardak ılık su, bir bardak süt, yarım çay bardağından az sıvı yağ, bir yumurta beyazı, bir tatlı kaşığı şekerim, bir paket toz mayam ve un ve bir tatlı kaşığı tuzum. Kabına mayamı, sütümü, suyumu, yağ, yumurtanın akını ve şekerimi ilave edip iyice karıştırıp yaklaşık 10 dakika bekliyorum, dinlemeye bırakıyorum. Mayamız kendini sağladı, eşkimeye başladı. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Üzerine tuzumuzu. Kesinlikle mayaya tuz katmıyoruz. Sadece en sonunda un ekleme yapıyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Bayağı yoğuruyoruz hamurumuzu. Ne kadar yoğursak o kadar pidemiz güzel olur. Ben yaş maya bulamadım. Eğer bulabildinizse yarım paket yaş maya kullanırsanız ekmeğiniz daha geç bayatlar. Malum herkes evde maya bulmakta zorlanıyoruz. Unumuzu tezgahın üstünde yoğurmaya başlıyoruz. Fazla un ilave etmeyelim, kuru olmasın hamurumuz. Hamurumuzu ne kadar yoğursak o kadar güzel olur. Beş bardak un ekledim. Siz ununuzu yavaş yavaş eklerseniz iyi olur. Hamurumuzu yoğurduk. Üzerini streçleyip bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuzun üstünü açıyoruz. Az elimizi yağlayalım. Hamurumuzu ikiye bölüyorum. Yağlı kağıdı serdiğimiz hamuru bir bardak açalım. Eğer elinize yapışırsa hafif yağ sürelim. Hamurumuzu açtık. Üzerini kapatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi şekillendirmeye çalışacağız. Elimizi sıvıya bastırıyoruz. Şekil. Parmak uçlarımızla şekil veriyoruz.
Şimdi yumurta sarımıza biraz sıvı yağ damlatıyoruz. Ve hafifçe hamurumuza sürüyoruz. Üzerine susamımızı, çörek otumuzu serpelim. 220 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika üzeri kızarınca dek kızartalım. Pidemiz pişti, fırından çıkartıyoruz. Pidelerimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.